Selam arkadaşlar. Bayağıdır görüşemiyorduk. Bugün size Urfa usulü bulgur pilavı yapacağım. Benim İstanbul'dayken market çalışırken yanımda bir Urfalı bir komşum vardı. Müthiş bulgur pilavı yapardı. Ondan öğrendim bu tarifi. Onu yapacağız inşallah. Çok basit, çok kısa olacak. Hemen malzemeleri sayayım. Şimdi ben size bir ölçüden yapacağım. Bu bir kupa. Şimdi Nescafe fincanı. Onu bulgur dolduruyorum. Bulgurumuz iri olursa daha güzel olur arkadaşlar. Bir ufak soğanı ufak ufak doğradım. İki tane büyük sivri biberi ufak ufak doğradım. İki tane orta boy domatesi küp küp doğradım. Tuzum ve karabiberim. Bir de biber salçası koyacağım. Bunu Antep salçası, Urfa salçası koyabilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Tenceremizi kızdırıyoruz. İçine bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Çok değil. Çünkü bir ölçü yapacağız. Yağımız çabuk kızacaktır. Hemen arkasından doğradığımız soğanları atıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Soğanlığımız kendine gelince biberleri de atacağız. Az bir şey. 2-3 dakika bir pişirelim. Soğanlarımız birazcık zayıfladıktan sonra biberlerimizi atıyoruz. Bunları da şöyle bir çevirip birazcık pişiriyoruz. Bu işlemi ben yüksek ateşte yapıyorum. Şöyle 1-2 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz. Biberlerimize kendine geldikten sonra bir yemek kaşığı biber salçası atıyorum. Bunu da kavuruyoruz. Arkadaşlar salçayı birazcık kavurmak iyidir. Yemek daha lezzetli olur. Artık altını kısıyorum. Daha fazla yüksek ateşli soğanları yakabilirim. Salçayı da şöyle 1-2 dakika karıştırarak kavuruyoruz. Yani 1 dakika 2 dakika sizin ateşiniz gücünüze bağlı. Salçamız da kendine gelince doğradığımız domatesleri atıyorum. Kısık ateşli olduğu için 2-3 dakika bir hermelenmesini bekliyorum. Domateslerimiz güzelce hermelenince bulgurumuzu atıyoruz. Bulgurumuzu atmadan evvel şöyle bir sudan geçirip yıkıyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Bu işlemimiz bitince suyunu verelim. Bulguru koyduğumuz kupayla 2 kupa soğuk su arkadaşlar. Soğuk su, dikkat edin. Soğuk suyu attıktan sonra bir çay kaşığı tepeleme karabiber atıyorum. Bu sizin isteğinize bağlı. Yeterli gördüğüm miktarda tuzu atıyorum. Şöyle karıştırıp ocağın en ufak yüzünde pişmeye bırakıyorum. Evet,
bakıyoruz. Gözümüz olmuş. Böyle gözümüz olduğu vakit altını kapatıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar şöyle bir karıştırıyorum. Yani düzeltip 5 dakika demlenmeye bırakıyorum. Evet, demlenme işimiz bitti. Gördüğünüz gibi biraz da sulu sulu kaldı, hafiften sulu. Böyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Mükemmel. Bu pilavı bu şekilde yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Değilseniz kanalıma abone olun. Yapanlara, yiyenlere tekrar afiyet olsun.